Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte mukbang videosu çekeceğiz. Bir arkadaş yine yorumlarda istedi, abi Burger King mukbang videosu çeker misin diye. Ben de gittim Burger King'den menümü aldım geldim. Şimdi konumuz yeni askerlik sistemi ve yedek asubaylık. Ben şimdi paketlerimi açarken isterseniz siz de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de aynı zamanda zil çıkacak. O zile de tıklayın. Siz onları yaparken ben de paketlerimi açayım. Evet arkadaşlar, inşallah kanalıma abone olmuşsunuzdur ve videomu beğenmişsinizdir. Şimdi ben dedim, bu önceki videoda anlattığım gibi ben 2 yıllık üniversite mezunuyum. Ve askerlik başvurumu yaptım. Yani yedek astsubay için başvuru yaptım. Sizler de yedek astsubaylığı düşünüyorsanız eğer nasıl şeyler yapmanız gerekir? Onu anlatacağım. Nasıl başvuru yapmanız gerektiğini anlatacağım. İlk önce arkadaşlar E-Devlet'e giriyoruz. Yani hiçbir şekilde askerlik şubesinde işlem yapmanıza gerek yok. Bütün işlem E-Devlet'te oluyor. E-Devlet'e girdikten sonra orada kurumlar diye bir bölüm var. Kurumlar bölümüne tıklıyorsunuz ve kurumlar bölümünden sonra hemen şey yapıyorsunuz. Mearifine tıklıyorsunuz. Mearifinden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na giriyorsunuz. Milli Savunma Bakanlığı'na girdikten sonra orada asal yoklama başvurusu diye bir bölüm var. Oraya başvuru yapmanız gerekiyor. Orada size işte sorular soruyor. Tikiniz var mı? Ondan sonra başka şey, korkunuz var mı? Hobileriniz ne? Hobilerin var mı? Yükseklik korkun filan. Bunlar hepsini oradan dolduruyorsunuz işte. Babanızın mesleği, sizin mesleğiniz, 2 yıllık mı okudunuz, lise mi okudunuz? Bunların hepsini size soruyorlar. Daha önce de kardeşiniz varsa, askerlik yapmış, kardeşiniz varsa, daha önce de abiniz falan varsa, onun kimlik numarasını soruyor. Eğer ikiziniz varsa onun kimlik numarasını soruyor. Yani eğer başvuru yapacaksanız onlar da yanınızda bulundurun. Kardeşlerinizin kimlik numaralarını yanınızda bulundurun. Daha sonra size soruyor ki Kasım 2019 cep tarihinde gitmek istiyor musun diye. Askerliğini ertelemek istiyor musun diye soruyor. Eğer 6 aylık yapacaksanız asubaylık ya da eğer 6 aylık yapacaksanız, yedek asubaylık yapmayacaksanız buna evet deyin. Kasım'da gitmenizi tavsiye ederim. Tabi bu şu anda video çektiğimiz tarihte geçerli. Yani Ağustos 2019'da geçerli. Siz bunu ileri tarihlerde izliyorsanız o tarihlerde başvuru nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ama şu anda başvuru yapacaksanız benim anlattığım gibi oluyor. Ondan sonra kardeşinizin TC'nizi de yazdıktan sonra size sağlık bölümü açılıyor. Sağlık bölümünüzde sizin genel durumunuzu soruyor. İşte korkunuz var mı? Daha önce ameliyat geçirdiniz mi? Halen devam eden hastalığınız var mı? Bu tür sorular soruyor. Bunlar arkadaşlar doğru cevap vermenizi tavsiye ederim. İleride askere gittiğinizde
bunda size sorun olabilir. Atıyorum kolunuz kırık olduğu zaman bu kolunuz fazla hareket etmiyorsa bunu yazabilirsiniz yani. Çünkü orada spor yaparken falan bunlar size ek fayda sağlar. Tabii burada sağlık durumunda yalan atmamak da lazım. Çünkü bundan bir sonraki ileri, bu sonraki adım sizi aile hekiminize gönderiyor. Aile hekiminiz o başvurunuzdaki şeyleri kontrol ediyor. Ve kolunuzda problem yoksa siz orada yalan atmış sayılıyor ve size dava yani ceza işlem uygulayabiliyor. Dava mı açılıyor artık? Nasıl bir ceza sistemi varsa o uygulanıyor. Zaten o açıklama kısmında da yazıyor. Dikkat diye bir bölüm var. Önemli bölüm diye. Dikkat bölümü. Onu da okuyun. Daha sonra başvurunuzu yaptınız. Aile hekiminize gidiyorsunuz. Aile hekiminiz sizi muayene ediyor. İşte boyunuzu, kilonuzu ölçüyor. Sizin kolunuza, bağışınıza, her şeyinize bakıyor. Eğer bir şeyden şüphelenirse sizi hastaneye hastaneye gönderiyor. Ben diyor bu işi yapamayacağım. Hastaneden raporunu al diyor. Sizi hastaneye yönlendiriyor. Ama birçok aile hekim de kendisi onay veriyor. Onayınızı aldıktan sonra bir gün boyunca sistemden bekliyorsunuz arkadaşlar. Sistemde bekledikten sonra hadi E-Devlet'ten Milli Savunma Bakanlığı'na girmiştiniz ya, orada asayi okulama başvurusu yaptığınız yer değil de en üst bölümde askerlik hizmet tercih diye bir bölümümüz var. O askerlik hizmet tercih bölümüne giriyorsunuz ve size soruyor. Tabii bu bir ya da iki gün falan geçmesi lazım. Yani aile hekimine gittikten sonra şubeye gidiyor bütün bilgileriniz. Şube onayladıktan sonra hizmet bölümü açılıyor. Hizmet tercih bölümü açılıyor. Size oradan soruyor işte bedelli yapmak istiyor musun? Onsa istiyorsan evet diyebilirsin. Yedek subay tercihini yapıyorsunuz diye 4 yıllık okuduysanız yedek subay tercihini yapabilirsiniz. Eğer 2 yıllık okuduysanız da yedek albay tercihine evet diyorsunuz. Ondan sonra burada işlem bitiyor. Şimdi Ağustos 2019'da başvuru yaptığınız zaman büyük ihtimalle Şubat 2020'de başlayacak bu başvurular. Pardon, askerlik cep dönemleri. Yani Şubat'ta yani 2020 yılında gitmeniz büyük ihtimalle yüksek. Bir de bu hizmet tercih bölümünde şey soruyor size. Eğer yedek asubaylık çıkmazsa 6 aylık çıkarsa sizin sistemde kurada 6 ay askerlik yaptıktan sonra bir daha 6 ay yapmak ister misiniz sözleşmeli er olarak bunu soruyor. Siz de bunu evet ya da hayır diyorsunuz. Tabi bu ilk 6 ay mecbur, sonraki 6 ay ise maaşlı sistem oluyor. Bildiğiniz sözleşmeli er oluyor. Bununla eğer askerlikten 6 aydan sonra askerlikte kalmak istiyorsanız 6 ay da buna evet demeniz gerekiyor. Şu anda Ağustos 2019'da bedelli ücreti 32.000 lira mı öyle bir şey olması lazım. Siz bunu başvuru yaparken hangi tarihte, hangi yılda başvuru yapıyorsanız onu da internetten kontrol edin başvuruda, başvuru sırasında. Fiyat artmış olabilir. Yeni askerlik sistemi böyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde şubeye gitmeye gerek yok. Şubeye gitseniz de zaten sizi geri gönderiyor. Burada bir işleminiz yok. E-Devlet'ten halledin diyor.
Eğer askerlik sistemi bu kadar işte arkadaşlar, anlattığım gibi. Şimdi kanal hakkında konuşalım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenebilirsiniz. Aynı zamanda ne tür video istiyorsanız, abi şöyle bu tarz video çek dediğiniz tarz videolar varsa ona da yoruma yazabilirsiniz. Eğer yurt dışında ürün falan istiyorsanız ürün getirtebiliriz. Ben de askerliğe başvuru yaptım gençler. Askerliğimize başvuru yaptıktan sonra işte şimdi sınıf belirlenmesini bekliyorum. Büyük ihtimalle Kasım 2019'da gidebilirim ya da Şubat 2020'de. Şimdi stok videolarım evde mevcut. Yani askerlik gittiğim sırada siz videosuz kalmayacaksınız. Elimde 12 aylık video mevcut. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu, dediğim gibi kanalıma abone olup zil butonu da basmayı unutma. Ve beğendiysen de beğenmeyi unutma arkadaşlar. Başka sorularınız varsa askerlik olsun ya da başka kanal hakkında olsun ya da ben yurt dışında ürün getirtiyorum, ürünü getirtmek istiyorsanız ürün hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hamburgerim de bitti zaten. Bu videonun da sona geldik arkadaşlar. Hamburgerim de bitti. Kanalı sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.